Yıllar yıllar önceydi. İstanbul'un bereketli topraklarına küçük bir tohum tanesi olarak düştüm. Önce filiz verdim. Sonra büyüdüm ve serpilip koca bir çınar oldum. Köklerimi tüm İstanbul'a saldım ve bu şehri korumaya söz verdim. O zamandan bugüne bu görevde bana yardım eden pek çok arkadaşım oldu. Şimdiki yardımcılarımsa sizlersiniz çocuklar. Mehmet, Zeynep, Ali ve Elif. Merak ettim doğrusu. Aa, ben de okumuştum bu kitabı. Gerçekten çok faydalı bilgiler edindim. Çınar bizi çağırıyor. Hadi hemen gidelim. Hadi. Çınar. Merhaba çocuklar. Bugün nasılsınız? Hızlı ve enerjik. O halde yeni görev için sabırsız olmalısın. Hem de nasıl? Ali, galiba Fatih Sultan Mehmet'in hayatını iyice öğrenmek istiyorsun. Evet Çınar. Herkesin öğrenmesi gerektiği gibi. Beni çok mutlu ettiniz çocuklar. Çocuklar, sizi neden çağırdığımı anlamışsınızdır. Tabii ki. Yine Gürgen değil mi? Maalesef. Yeni bir saldırı planlıyor olmalı. Hiç pes etmiyor. Gürgen'in hedefinde bu defa İstanbul'un en eski tarihi eserlerinden biri var. Anlaşılmayan bir şey var mı? Patron, kafam biraz karıştı sanki. Daha düz anlatsan. Daha düz, ha? Turistler tarafından Blue lakabıyla anılan tarihi eserimizin adı nedir? Hasan! Hasan! Blue ne demekti ki? Tarih sınavında İngilizcenin ne işi var? Yeşil! Yok, yeşil değil. Buldum! Kırmızı. Peki rengi kırmızı gibi olan hangi tarihi eser var ki İstanbul'da? Sorular çok kolaydı Hasan. Hepsini yaptım. Kırmızı renkteki tarih eseri yapabildin mi? Blue mavi olduğu için senin dediğin gibi bir soru yoktu Gürgen. Nasıl? Mavi? Astronot olma hayallerin başka bahara kaldı galiba. Demek Ayasofya mavi değil. Görüşürüz o halde. Yazdığım cevabı değiştiremeyeceğime göre Ayasofya'yı maviye boyayacağız. Patron, bu fazla acımasız olmaz mı? Azmi, hemen boy almaya gidiyorsun. Marş, sol sağ, sol sağ. Bu sefer nereye saldıracak? Yaklaşık 1500 yıllık geçmişiyle İstanbul'un en çok ziyaret edilen devasa şaheserlerinden biri. Ayasofya Müzesi'ne mi yoksa? Evet çocuklar. Peki ama neden? Neden olacak? Oturup tarih dersine doğru dürüst çalışmadığı için. Peki tam olarak ne planladığı belli mi? Hayır çocuklar. Gürgen'in ne planladığını öğrenip Ayasofya'yı korumak görevi yine size düşüyor. Sen hiç merak etme Çınar. Bekle bizi Gürgen. Ayasofya hakkındaki tüm bilgileri edindim. O halde fazla zaman kaybetmeyelim arkadaşlar. Çocuklar, size güveniyorum. Merak etme Çınar. Bir aksilik olursa bana haber et.
İnsanları işimiz bitene kadar Ayasofya'dan uzak tutmamız gerek. Daha hızlı. Çok yoruldum. Kolumu kaldıracak halim kalmadı patron. Hadi Azmi, hemen boyaları getir. Sabırsızlanıyorum. Ha? Buyur patron. Bütün boya bu mu? Gel buraya, kaçma. Sana kaçma dedim. Sadece mavi olursa güzel olmaz. Gel buraya Azmi. Patron. Bir şey diyeceğim, bak kaçma. Gel buraya Azmi. Görevli harici girmek yasaktır. Ziyarete kapalıdır. Çınar bize böyle bir şey söylemedi. Yanlış sinyal mi aldı? Bu işte bir gariplik var. Hiçbir yerde restorasyon çalışması yapılacağı yazmıyor. Bence zaman kaybetmeyelim. İçeri girelim. Arkadaşlar, görevli haricinde kimse giremez yazıyor. Kurallara uymalıyız. Bir şey oldu mu? Bu kadar güçlü olmak her zaman iyi bir şey değil demek ki. Bir dakika. Ama bu kartı. Aslında bu tür levhaların metal ya da plastik olması gerekir. Bir tuhaflık var. Bence bir an önce içeri girmeliyiz. Geç kalabiliriz. Azmi, sakın bana boya fırçamı unuttum deme. Hiç unutur muyum patron? İşte burada. Allah'ım sen bana sabır ver. Yoksa elimden bir kaza çıkacak. Böyle tarihi eserlere narin yaklaşmak gerekir diye düşündüm. Demek sen düşünebiliyorsun da. Ama patron. Ben şınav çekemiyorum ki. Konuşma, 20 tane. Ne kadar da büyük. Şu ihtişama bakar mısınız? Ayasofya dünyanın en eski ve en büyük ibadethanelerinden biridir. Yapımında 10.000 işçi çalıştı ve sadece 4 yılda tamamlandı. Bu çok kısa bir süre. 4 yıl mı çok kısa? Günümüzle kıyaslama, o dönemde böyle bir yapı için en az 10 yıl gerekirdi. Benim gibi güçlü işçiler çalışmış demek ki. Fatih Sultan Mehmet Han İstanbul'daki ilk cuma namazını burada kıldırdı değil mi? Evet, Ayasofya İstanbul'un fethinden sonra görkemli ve güzel bir camiye çevrildi. 1935 yılındaysa müzeye çevrildi. Minareler de çok güzel ve birbirinden farklılar. İşte bu görkemli bina belki de Koca Sinan olmasaydı bu haliyle günümüze gelemezdi. Koca Sinan? Diğer adıyla Mimar Sinan, Ayasofya çökme tehlikesi geçirince etrafına destek için ek yapılar inşa etti. Yani Ayasofya gibi onun sapasağlam ayakta durmasını sağlayan mimarı da kocamandı. Öyle olmak isterdim. Bakın, gerçekten de restorasyon varmış. Şimdi ne yapacağız? Bence Gürgen'i aramaya devam edelim. Ama ya bize kızarlarsa? Azmi, yine buldular bizi. Hemen ayağa kalk ve sakın bizi belli edecek bir şey yapma. Arkadaşlar ne yapacağız? Bir görevli bulup durumu anlatarak izin almalıyız. Az kalsın yakalanıyorduk. Şu boya kutularını aç.
Tabii ki. Nasıl anlayamadım? Neyi? Ben hala bir şey anlamadım. Bu Gürgen'in planı. Restorasyonda çalışanlar görevli değil. Zaten restorasyonda yokmuş. Gürgen'le Azmi'ydi onlar. Hı, bizi kandırmaya çalıştılar öyle mi? Sallamasana iskeleyi. Ben sallamıyorum ki. Siz miydiniz? Ben de deprem oluyor diye telaş ettim. Birileri bizi arıyor galiba Azmi. Şunların yüzüne baksana Fatma. Ne yani? Sizin geleceğinizi hesaba katmadığımı mı sandınız? Bunları düşününce ne ders çalışsan 20 defa tarih dersini geçerdin. Ben size gösteririm şimdi. Nasıl da sinirlendi. Evet. O ne o? İşte bu kadar. Düşüyorum, düşüyorum, düşüyorum. Kurtar beni. Bırak sana beni. Senin yüzünden ikimiz de düşeceğiz. Kurtuldum. Tutunmalıyım. Patron, bu ne? Hey, şuna bak. Ne kadar da hızlı. Tek kelimeyle harikaydın Elif. Kesinlikle öyle. Bu sefer senden gerçekten korktum. Biz bir takımız. Beraber başardık. Bu iş daha bitmedi. Yine görüşürüz. Yıllar yıllar önceydi. İstanbul'un bereketli topraklarına küçük bir tohum tanesi olarak düştüm. Önce filiz verdim. Sonra büyüdüm ve serpilip koca bir çınar oldum. Köklerimi tüm İstanbul'a saldım ve bu şehri korumaya söz verdim.
O zamandan bugüne bu görevde bana yardım eden pek çok arkadaşım oldu. Şimdiki yardımcılarımsa sizlersiniz çocuklar. Mehmet, Zeynep, Ali ve Elif. Of. Aa, çok terledim. Oh, ben de. Hava gerçekten çok sıcak. Of. Aa! Aha. Aa! Kar bu. Kar mı? Bu havada. Yok daha neler. Aa! Gerçekten de karmış. Hı? Galiba şoktalar. Sana çok eğleneceğimizi söylemiştim. Ha? Hmm. Aa! Serinlemek istemiyor muydunuz? Ha? Koca Çınar, hadi yine kurtuldunuz. Merhaba Koca Çınar. Hoş geldiniz çocuklar. Mehmet, Ali, o üzerinizdekiler kar mı yoksa ben mi yanlış görüyorum? Biraz kar topu oynadık da. Bu mevsimde kar topu. Zeynep, bu senin fikrin olmalı. Kar makinesi başka kimin aklına gelirdi ki? Çocuklar, sizi neden çağırdığımı biliyorsunuz. Gürgen! Yazın ortasında hasta olmayı başarmak büyük yetenek. İç bakalım Azmeci. İçmeyeceğim. Ama içmezsen iyileşemezsin. İşim gücüm var benim. İstemiyorum tabii. İç şu ilacı dedim sana. Ne? Kaşığı da mı yuttun? Patron, artık bir yere saldırmayacak mıyız? Saldıracağız da. Neyle ve nasıl saldıracağımızı bulamıyorum. Peki, bu kez neresi? Yıldız Sarayı. Bir sebebi var mı patron? Neden Yıldız Sarayı? Bir sebebi tabii ki var. Çünkü... Abdülhamit, Osmanlı İmparatorluğu'nun en uzun süre tahtta kalan padişahlarından biridir. Güzelce katladım mı? Tam 33 yıl tahtta kalmıştır ve devleti Yıldız Sarayı'ndan idare etmiştir. Şimdi de burayı... Gürgen! Buyurun öğretmenim. Dersi neden dinlemiyorsun? Dinliyorum öğretmenim. Söylediklerinizi ezberledim bile. Demek öyle. Cevap ver bakalım o halde. İkinci Abdülhamit Han devleti hangi saraydan idare etmiştir? Cevap veriyorum öğretmenim. Galata Saray'dan. Cevap Yıldız Sarayı olacaktır. Siz görürsünüz. Yıldız Sarayı'ymış. Bu kez hedef olarak nereyi seçti? Osmanlı İmparatorluğu'nun son döneminin en önemli binalarından biri olan Yıldız Sarayı'nı. Gürgen iyice kontrolden çıktı. Ne yazık ki giderek daha tehlikeli hale geliyor. Nasıl bir saldırı düzenleyecek? Bunu öğrenmek ve Gürgen'i durdurmak görevi size düşüyor çocuklar. Başına o kadar şey geldi ama hiç ders almıyor. Amacına ulaşmasına yine izin vermeyeceğiz. İşte bu kadar. Yıldız Sarayı hakkındaki önemli bilgileri ulaştım bile. Herkes hazırsa hemen harekete geçelim. Çocuklar, size güveniyorum. Şimdiden kolay gelsin. Ben hiç böyle olmamıştım. Durdu sanki. Aklıma hiçbir şey gelmiyor. Hasta olmasam sana yardım ederdim patron. Ama yine ateşim çıktı. Yanıyorum resmen. Ne dedin sen? Ateşim çıktı. Yanıyorum de.
İşte bu. İşte bu. Kedi oğlana ilk defa bir fare tuttu Nazım Bey. Fare mi tuttu? O halde Yıldız Sarayı'nın da biraz ateşe çıkıp yansın. Bu da tamam. İşte yeni icadım. Kıvılcım T-61. İşte geldik. Sessiz olalım. Jürgen buralarda bir yerde olabilir. Şimdi bulunduğumuz yer Saltanat Kapısı. Bu kapı sadece Sultan Abdülhamit'in giriş çıkışları için kullanılırmış. Özel bir kapı olduğu belli. Peki Jürgen nerede olabilir? Bunu tahmin etmek biraz zor. Yıldız Sarayı tek bir binadan oluşmuyor. İkişerli gruplara ayrılıp arayalım. İyi fikir. Hı-hı. Daha hızlı oluruz. O halde siz de Büyük Mabey'in dairesine bakın. Tamam. Kimsecikler yok. Şanslıyız. Haklıyım. Tamam, anladık. İnsanın yüzüne hapşırılmaz Hazmi. Koşarak bir yere gelme. Ben daha yeni başlamıştım. Bir şey bulabildiniz mi? Jürgen hiçbir yerde yok. Belki de daha gelmemiştir. Bu sefer erken geldik galiba. Olabilir. Bence biraz dinlenelim. Jürgen'in nasıl bir saldırı yapacağını da düşünürüz. Gittiler. Az daha hapşıracaktım patron. Ama tuttum kendimi. Öyle bir hapşırsaydın dünyanın kaç bucak olduğunu gösterirdim sana. Muhtemelen Yıldız Sarayı'nın en önemli binasına saldıracaktır. Ama bunu neyle ve nasıl yapacak? Sarayın en önemli özellikleri neler ki? Saray yaklaşık 500 bin metrekare alana inşa edilmiş. Ne? 500 bin mi? Şimdi neden bu kadar yorulduğumu anladım. Sen ancak 1 kilometre koşmuşsundur. Aslında saraydan çok bir yaşam alanı olarak tasarlanmış. Sarayda çok sayıda atölye, imarethane ve bir porselen fabrikası, köşk, bahçe ve kocaman bir kütüphane var. Başka? Az önce buluştuğumuz saat kulesi sarayın en önemli eserlerinden. Bir de bu kocaman havuz. Bir dakika, bu bilgi işimize yarayabilir. Zamanında bir grup isyancı Yıldız Sarayı'na saldırmışlar ve sarayı yakmak istemişler. Çıkan yangın önlenmiş ama bazı binalar kurtarılamamış. İşte bu. Harikasın Zeynep. Kesin Jürgen sarayı yakmaya çalışacak. Ama ona nasıl engel olacağız?
Ben çok güzel bir yol biliyorum. Kesin Azmi bu. Sessiz olsana. Seni neden yanımda getirdim ki? Nefes alamadım patron. Ortalıkta yoklar. Kesin gittiler. Hadi işe koyulalım. Çok vakit kaybettik. Keşke bana da bir tane yapsaydın patron. Çok ateş püskürtüyor mu? Hem de nasıl. Görürsün birazdan. Patron, sen bir daha iyisin. Ateşte oynamak tehlikelidir Gürgen. Tehlikeyi daha görmediniz siz. Demek pes etmiyorsun. Bizim de sana bir sürprizimiz var. Hadi Elif, sıra sende. Bu da ne böyle? Aman çok korktum. Şu işimi bitireyim. Söz veriyorum, kardan adam yapacağım size. O kadar emin olma. Elif, şimdi. Kardan adam olmasa da iki tane buzdan adam yaptık. Gürgen neye uğradığını şaşırdı. Bakıştan aklıma geldikçe gülüyorum. Sizi unuttuk mu sandınız? Oyunumuz yarım kalmıştı galiba. Hapşa! Hapşa!